Değerli seyirciler, hepinize sevgiler, saygılar. Bilinç ve Satranç TV ekranlarından. Ülkemizin olağanüstü durumlardan geçtiği şu günlerde, değerli seyirciler, Bilinç ve Satranç TV evlerine kapanan bilinç sporcularına bir nebze de olsa eğlendirmek ve dünya starlarını tanıtmak için Starlar Buluşuyor programını hazırlıyor sizler için. Ve ilkini geçen gün yayınladığımız Starlar Buluşuyor programında Sylvia Moss, Roger Lee ikilisi, karşılarında da iki Amerikalı oyuncuyla iki İsrail oyuncu arasında geçen, Opir Herbest ve İlyan Herbest arasında geçen maçı sizlere yayınlamıştık. Bugün de değerli seyirciler, Mısırlı Mohsen Kamel'le Bulgar Diana Damianova arasında partnerliğinde, rakipleri de Leonardo Rizzo ve Carlos Lucena arasında geçen maçı sizlere vermeye çalışacağız değerli seyirciler. Bu arada tabii sizlere önce bir oyuncuları tanıtmak istiyorum, çok fazla zamanınızı almadan sevgili seyirciler. İzniniz olursa ben oyuncuları sizlere tanıtmaya çalışayım. Değerli seyirciler, Diana Damianova, hepinizin bildiği gibi, soyadından da anlaşılacağı gibi, Bulgaristanlı bir star oyuncu değerli seyirciler. Ortağı Mohsen Kamel. Diana'nın şöyle bir kısa bir şeyine bakalım beraberce değerli seyirciler. Size Diana ile ilgili başarılarını ve dünya sıralamasına nasıl girdiğini, hangi başarılarla bu star unvanını aldığını anlatmaya çalışayım. 2019'da Alman Takımlar Birliği Şampiyonası'nda, kupasında birinciliği var değerli seyirciler Diana'nın. 2018'de yine Alman Birliği Takımlar Şampiyonası'nda, Almanya Takımlar Birliği Şampiyonası'nda sevgili seyirciler, İkinciliği var. 2017'de Lyon'da, Fransa'da yapılan Bermuda Keş'te üçüncülüğü var. Yine Wroclaw'da dünya milli karışık takımlarda üçüncülüğü var sevgili seyirciler Diana Damianova'nın. Orta Mohsen Kamel'in de değerli seyirciler başarıları şöyle: 2017'de Cape Town'da Senior Takımlar Şampiyonası'nda birinci olmuş. 2015'te Sharm El Sheikh'te yine Senior Takımlar'da birinci olmuş. 2013'te Senior Takımlar'da yine birinciliği var. 2011'de Hammet'te Senior Takımlar'da yine birinciliği var. Philadelphia'da yapılan 2010'daki Dünya Senior Çiftlerinde 23. olmuş değerli seyirciler. 2008'de Pekin'de Dünya Bridge Olimpiyatlarında Takımlar Şampiyonası'nda 4. olmuş. Oldukça başarılı bir grafiği var Mohsen'in. 1984'de Seattle'da açık takımlar şampiyonu olmuş. Rakipleri iki Arjantinli sporcu. Evet, iki Arjantinli sporcu demiştim sevgili seyirciler. Leonardo Rizzo ile Carlos Lucena değerli seyirciler. Carlos Lucena ve Leonardo'nun başarı grafikleri de şöyle. Leonardo Rizzo Arjantinli demiştik. 2013 yılında açık takımlar şampiyonasında birinciliği var. 2013'te Bali'de Bermuda Keş'te birinciliği var herhalde, öyle tahmin ediyorum çünkü karşılığı boş. Yine Maastricht'te takımlar şampiyonasında dokuzunculuğu var. 2000'de Bermuda Keş'te çiftlerde 11. var sevgili seyirciler Bermuda Keş'te. Ortağı Carlos Lucena, Arjantinli oyuncunun da oldukça kariyeri iyi değerli seyirciler, başarılarla dolu. 2018'de Orlando açık çiftlerde 18. olmuş. 2017'de Lyon, Fransa'da Bermuda Keş'te derecesi yazılmamış değerli seyirciler.
Yine Santiago'nu da açık takımlar şampiyonasında birinci olmuş. 2015'te açık takımlarda yine birinciliği var. 2009'da açık takımlarda ikinciliği var. 2005'te Uruguay'da açık takımlarda birinciliği var. 2000'de Maastricht'te dokuzunculuğu var açık takımlar olimpiyatında. 2000 Bermuda'da, Bermuda Kest'te 11.liği var değerli seyirciler. Açık takımlarda da ikinciliği var 1999'da. 1996'da yine takım olimpiyatlarında 26.liği var. 1995'te açık eleme turnuvasında birinciliği var. 1995'te Pekin'de, Bermuda Kest'te 9.luğu var değerli seyirciler. Yine 1991'de Yokohama'da, Bermuda Kest'te 5.liği, 1991 ve 89'da da açık takımlarda ikincilikleri var değerli seyirciler. O da oldukça başarı grafiği yüksek bir oyuncu. Biriç hayatında birçok başarıyı sığdırmış bir oyuncu değerli seyirciler Lucena. Şimdi değerli seyirciler çok fazla vaktinizi de almadan oyuncuları ve rakipleri tanıttıktan sonra şimdi sizlere maçı veriyorum. Aralarındaki yapılan maçın deklarasyonuyla, yer oyunuyla siz değerli biriç severlere inşallah bir katkısı olur diye düşünüyorum sevgili seyirciler. Bunun için çabalıyoruz, bunun için emek harcıyoruz. Bu programları bu olağanüstü günlerde bile sırf siz evlerinizde rahat zaman geçiresiniz diye, eğlenebilirsiniz diye bu programları sizler için hazırladık değerli seyirciler. Umarım severek izlersiniz. Şimdi elleri gönderiyorum. Değerli seyirciler, işte maçları başladı. Güney'den pas geldi. 5-6, 8-9, 11 puan, 5-5 kağıdı var. Muhtemelen bir pik açacak. Evet, bir pik açtı. Maninga arkasından Mohsen, bakalım deklere verecek mi? Pas geçti. 2 karo girecek muhtemelen Lucci. Lucci 2 karo girdi. Güney pas geçti gene ve 2 kör geldi batıdan. Mohsen paş geçti. Lucci herhalde 2 pike mi? 3 karo dedi. 3 karoya 3 kör diyecek herhalde. 3 pike dönecek ve 4 pik oynanacak gibi gözüküyor sevgili seyirciler. Bakalım deklarasyon nasıl gelişecek, hep birlikte göreceğiz. Lucci elindeki 7 parça karoya istinaden 3 karo daha dedi. Güney yine pas geçti. Evet, gördüğünüz gibi batı ikinci beşli kozunu bir kez daha tekrarladı. 3 pike dönecek muhtemelen. 3 pike 4 pik gelir. Herhalde ikili olduğu için pik tutuşunu verecek. Altı beş kağıdı var sevgili seyirciler Maninga'nın elinde. Gerçekten güzel bir kağıt var. 4 pik derlerse 4 pik oluyor mu ona bakalım. Bir pik veriyor, bir kör veriyor, iki. Tref vermez, karo vermez. Oyun sanki eğer körü almazlarsa karolara körleri atabilir. Hemen bir pike girip pikasını çıkarıp işte gördüğünüz gibi 4 karaya yine 4 pik geldi sevgili seyirciler. Tutuş yapmadı, karosunu okudu Lucci ve 4 pike geldi. Herhalde pas geçer gibime geliyor. 4 piki daha ilerisine gideceğini düşünmüyorum. Bakalım, hep birlikte göreceğiz. Değerli seyirciler, bu starlarımızın maçlarını size yayınlamamızın temel sebebi Türk Biriç kamuoyunun Biriç deklarasyonu ve yer oyunlarının gelişmesinde bir katkısı olur mu diye düşünerek biz bu yayınları yapıyoruz. Evet, 4 pike bağlandı ve tref ikiliyle açıldı sevgili seyirciler. Şimdi dama çeker mi bilmiyorum. Tek parça dama çekeceğini zannetmiyorum. Ası koydu. Evet, bırakacak şimdi. Hemen pike girecek muhtemelen. Pike girip ki zaten kör rıvanın yanından
Kör gelme olasılığı da çok zayıf. Oyunu 6 yapabilir değerli seyirciler. Ya da sineğini ama çakıyor sineği. Oyunu 6 yapabilir. Göreceğiz. Nasıl oynanacak hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi hemen pike girmesi lazım. Bir pik gidecek. Girmese bile zaten bir tref iki kör verir. Yani evet, kör gitti. Enteresan. Gerçekten enteresan. Ruva ile alacak. Oyunu batırma olasılığı olabilir şu anda. Çok riskli oynadı Lucci. Pardon, Maninga oynuyor. Bu Arjantinli oyuncu. Leonardo Rizzo, pardon. Evet, karo geldi. Karo asını koydu hemen. Ama piki oynamamakta çok büyük hata etti zaten. Evet, bir tref gitti. Kup yapacak. Bir kör gelecek. Yine kup yapacak. Bir tref daha gidecek. Yine kup yapacak. Evet, bir pik ya kör vermeyebilir. Şimdi bir kör daha gelip kup yapacağı için vermeyebilir. Bir tref daha gidip kup yapması lazım. Leonardo Rizzo'nun evet bir tref daha çekti. Ona da kup yapacak. Bir kör gidecek, ona da kup yapacak. Zaten kör asını düşürdüğü için bir koz verecek. 5 yapacak oyunu sevgili seyirciler. Aslında riskli oynadı tabii. Yani o şey sineğini almadı. Sineğini devam etmiş olsaydı ve karo devam etmiş olsalardı ortağı karoya çekecekti. Oyun belki batabilecekti. Yani çok riskli oynadı burada Rizzo. Ama oyunu da artı bir yapma başarısını gösterdi. Kendisini tebrik ediyoruz. Değerli seyirciler, zaman zaman Starlar Buluşuyor programında dünya starlarını sizlere tanıtmaya çalışacağız. İşte Mısırlı Mohsen Kamel'le Bulgar Diana Damianova arasında daha doğrusu ortaklığıyla Leonardo Rizzo ve Carlos Lucena arasında geçen maçı sizlere yayınlamaktan büyük bir onur duyuyoruz sevgili seyirciler. Biraz önce de zaten oyuncularımızın başarılarını sizlere aktarmıştım. Evet, oyunu artı bir yaptı gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. Batı bir sinek açtı ikinci boardta. Daha doğrusu bizim ikinci boardumuz ama oyunun genelinde 8. boardta bir tref açtı. Mohsen bir kör girdi araya. Lucci bir pik dedi. 4, 6, 7, 9, 10 puanı var. Pas geçer herhalde bir pike. Çünkü dörtlü piki var herhalde. Diana pas geçmesi lazım. Bakalım ne diyecek Diana buna. Bir Sanzotu da diyebilir. Bir piki alert etti. Lucci bir pike dörtlü pik var şeyini verdi. Enteresan, pas gitti bir pik. Bir pik bir Sanzotu dedi ve pas gitti sevgili seyirciler. Bir Sanzotu oynanıyor şu anda. Bir Sanzotu'ya tref açıldı ve trefasını koydu. Koymadı. Enteresan. Karo pası tutuyor. Öyle geleceği belliydi zaten.
herhalde kör oynar gibi mi geliyor başta? Oynayacağı tek kağıt kördür. Çünkü evet, kör oynadı. Kör pasını atacak. Evet. Şimdi pik de yere gelmeye çalışacak. Ya da karo as ve karo da gelebilir. Karo as, karo da gelebilir. Karo as, karo vale uçurmaya gidebilir. Bakalım Mohsen nasıl oynayacak. En doğrusu şu şekilde pik dönmesi daha makul gibi gözüküyor. Pik buranın dek deresi. Dolayısıyla dam vale en azından bir tanesinin uçma ihtimali yüksek. Çünkü piki Luchi dek dere etti bildiğiniz gibi. Evet, düşündüğümüz gibi pik de geldi. Pik asını koydu. Başlayacak, bir sinek daha gelecek. Ama sinekleri de sağlayacak tabii. Pik keseri var. Kör keseri var. Şimdi sineği aldı. Muhtemelen ona bir pik atacak. Kör attı. Şimdi iki tane de sinek çekecek. Kör asını aldı. İki tane sinek çekecek şimdi. Beş olacak. Herhalde artı bir olur gibi gözüküyor. Bir tref daha çekecek. Ona da piki atar herhalde. Karosunu attı. Ama körle verirse bir de karo alacak. Oyunu batırdı. Çok kötü oynadı, evet. Ve körle de geldi. İşte gördüğünüz sevgili seyirciler, bir de karo aldı. Ve oyunu da batırdı. Tebrik etmek lazım. Ama Diana da oyunu maalesef kötü oynadı. Oyun batmıyordu aslında. El yer dengesini iyi kurması gerekiyordu. Onu beceremedi Diana ve oyunu batırdı. Evet, 9. board bizim 3. boardumuz değerli seyirciler. Dealer Batı elinde 4, 5, 8 puanı var. Pas geçecek muhtemelen. Mohsen'de de 6 puan var. O da pas geçecek. Ve güneyden 2 sanzotu geldi. Pas pas geldikten sonra güney 2 sanzotu açtı. 4, 7, 9, 10, 15, 17, 21 puanı var sevgili seyirciler. Ve 3 sanzotuyla kontratı bağladılar. 3 sanzotu ne oluyor bakalım. 3 tane sinek alır. 3 sinek, 4 tane kör alır, 7, 1 karo alır, 8, 1, 2 tane de pik alır, 10, artı 1, artı 2 olma olasılığı yüksek sevgili seyirciler. Hemen körlerini çekecek. Ben öyle tahmin ediyorum başta. Kart da yedirebilir belki. Ya da pik dam uçurmaya gider. Hangisini isterse ikisini de yapabilir diye düşünüyorum. Yani şimdi yine Diana oynuyor. Diana tabii biraz önce yapabileceği oyunu batırmıştı. Biz de kendisini eleştirmiştik. Evet, pikasını çekti. Pikten uçurmaya gidecek belli ki. Evet, aldı. Pik 9'lu pasını da atacak. O öyle gözüküyor. Evet. Hemen sineğini alacak. Fazla fazla yapmış olacak sevgili seyirciler. Karo'nun birini de körün ucuna atacak. Şimdi pik basını atacak. Evet, başka elleri kalmadı. Artı 2 yaptı değerli seyirciler. Bu sefer güzel oynadı. Tebrik etmek lazım.
Şimdi karıları körleri çekecek. Bakalım körlere ne atacaklar. Sükyüze gelebilir Batı. Son kör çok şey değiştirecek çünkü. Pik mi yiyecek, karo mu yiyecek? Pik yerse evet sükyüze geldi. Hadi bakalım. Evet, tebrikler. Artı 2 oldu. Yani pik pası yerine sükyüzü tercih etti. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Güzel bir oyun oynadı. Evet, pas geçti. Güney pas. 4-6-7. Batı da pas. Evet, kuzeyin elinde oldukça iyi bir puan var. 4-7-11-13-16-17-20 puan var. 2 Sanzoto açacak. Ve 2 Sanzoto açtı. 3-7-10 puan da burada var. Pas geçti Doğu. Şimdi 2 Sanzoto'ya 3 puanla 3 der mi yoksa pas mı der? Pas demesi lazım bence. Elinde 3 puan var. 2 Sanzoto oynarlar. 2 Sanzoto'da ne oluyor? 3 tane aslında 3 tane pik alabilirler. Asura'ya çekip bir pik dürttüğünde 3 tane pik. 3 tane kör. 1 tane sinek 7. İşi tehlikeli. Kolay değil. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, gerçekten kolay değil. Oyun batabilir. Asta aldı. Tekrar trefe dönecek tahmin ediyorum. Çünkü evet, vale düştükten sonra döner. Gördüğünüz gibi değerli seyirciler, batacak gibi gözüküyor. Şimdi köre girmesi daha da kötü olacak. Evet. Pik arsuva çekip pik dönmesi lazım şimdi. 5. 3 tanesini çekecek. Üstüne çok şeyler değişir. Pik verdi. İyi, şimdi bir pik veriyor. 3 tane sinek alıyorlar. 5. Birer almışlar. 6. Oyun batıyor. Evet. Mohsen batırdı oyunu. Batacaktı. Eli mahkumdu. Karşı tarafta 3 puan vardı. Karo dam yedi. Gördüğünüz gibi işte pik bunu daha önce yapması gerekiyordu. Köre girmeden önce yapması gerekiyordu. Çünkü pik onluğu sağlayacak ama yer geçeri kalmadığı için pik onluğu kullanamayacak. Yani bilmiyorum ama bir starın bunları düşünmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani bu kadar ezbere bir oyun oynanmaz ki. 7 parça pikleri var. 7 parça pikin partaj olma ihtimali yüksek. Yani onu bir denemeleri gerekmez miydi? İşte gördüğünüz gibi pik onluğu kullanamıyor şimdi. Ne yaparsanız yapın. İşte elleri sağ değerli seyirciler ve oyun 2 battı. Yani... Biricin en güzel tarafı değerli seyirciler, kim ne derse desin, bir işte analiz çok önemli, el yorumlamak çok önemli, odaklanmak çok önemli. Bunları gerçekleştirmediğiniz takdirde bir işte başarıyı yakalamak mümkün değil. Biricin güzelliği de bu zaten, yani analizi yapabilmek ama gördüğüm kadarıyla analizi yüksek oyuncular değil. Haddim olmayarak eleştiriyorum ama yani bir iş bilgimle de bu kadar kötü bir şey oynanmaz. 7 parça pik varken yer geçerini öldürmenin anlamı mı var? Yani şimdi partaj olabilecek pik yerde kalıyor. Şimdi siz kalkar bunu denemeden yer geçerini öldürürseniz istediğiniz kadar oynayın. O piki kullanamazsınız. Bir batacaktı mesela. Şimdi 2 battı. Belki olma olasılığı da yüksek olabilirdi, bilmiyorum yani. Evet, bir kör açtı Güney yine. Pas, kuzeyden bir pik geldi. Doğu pas,
Güney 1 Sanzotu, Batı Pas ve 2 Tref geldi kuzeyden. 2 Tref'e 2 karo gelecektir. Evet, 2 karoya 3 Sanzotu'yu koyar mı? Koyar bence. Aslında 4 oynama yerine 1 löve düşük oynamaları daha doğru olur. 4 kör diyecektir. 4 pik diyecek bu sefer de. Evet. Aslında 3 sanzot oynamaları 1 löve daha düşük. 4 pik diyecek dediler de zaten. 3 sanzot oynamaları daha uygun olurdu. Çünkü 5 tane kör alıyor. 2 tane pik alıyor şeyden. 7. 1 sinek, 1 karo, 9 sayıyor zaten hiçbir şey. Yani pik partajına, şuna buna hiç ihtiyaç olmadan hemen 9'u sayıyordu. Şimdi 4 pikte bakalım. Kör vermiyor, 1 tref veriyor, 1 karo veriyor, 1 de pik veriyor. Biyen oluyor ama 3 sanzotuyu oynasa artı 1 artı 2 yapma olasılığı yüksek olacaktı. Gene tref açılacaktı ama 2 tref boştasın. Boştasa bu sefer de pikten takılacak ama şey olurdu. Yani artı bir olma olasılığı yüksekti. Çünkü o kadar kör çekilecek. 5 tane köre ne yiyecek burası? 4 tane kart yemesi lazım doğunun eli. Dolayısıyla treflerini yiyecek. O trefleri çekme ihtimalleri yok. 2 tref alıp giderlerdi. Evet, 4 pikte biyen oluyor. Bakalım değerli seyirciler. Şu anda 18-14 devam ediyor maç. Bakalım bu board'da skor değişecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Değerli seyirciler, Mohsen Kamel Mısır asıllı bir oyuncu. Orta Diana Damianova da Bulgar bir oyuncu sevgili seyirciler. Karşılarında 2 tane Arjantinli oyuncu var. Batı'da Leonardo Rizzo oturuyor ve doğuda da Carlos Lucena değerli seyirciler. Kıyasıya bir yarış var. Biz bu Starlar Buluşuyor programını yapmamızdaki gaye değerli seyirciler, bu olağanüstü günlerde evlerimize kapandığımız şu zamanlarda Biriş ve Satranç TV olarak değerli biriş severlere hoşça vakit geçirebilmek sevgili seyirciler. Umarım beğenirsiniz. Bu ikinci programımız. Bundan sonra her hafta bir program Starlar Buluşuyor programını sizlere ekranlara getirmeye çalışacağız değerli seyirciler. Sizler de hem yer ve deklarasyon konusunda hem eleştirme olanağınız olur, hem bilgilenme olanağınız olur, hem de öğrenme olanağınız olur diye düşünüyorum sevgili seyirciler. Evet, bir pik verdi şimdi. Şey açılmadığı için körlere şimdi bütün o elindeki kayıpları atacak. Oyunu artı 2 yaptı sevgili seyirciler. Çünkü tref ve karo açılmayınca oyun böyle oldu. Evet, bir AMP aldılar buradan. North South ekibi, Diana ve Mohsen ikilisi. 19-14'te maçı önde götürüyorlar sevgili seyirciler. Evet, Dealers Batı pas geçti. Mohsen'den bir kör geldi. Doğu'dan bir pik geldi. Güney herhalde iki kör desteğini verir ortağına. Elinde 6 puanı var, 3'lü kör var. Vermedi, enteresan. Bakalım bir sanzotu mu diyecek. O da pas geçti. Allah Allah. 2 kör gelecek muhtemelen. Evet, 2 kör geldi kuzeyden. Mısırlı oyuncu Mohsen Kamel'den. Son board sanıyorum. Evet, son board oynuyoruz. Ve 19-14'te Kuzey Güney Mohsen Kamel ile Diana
Damianova ikilisinin üstünlüğü devam ediyor. İki Sanzo, şimdi iki köre double geldi. East iki Sanzo'tu dedi. Bir double da güneyden geldi iki Sanzo'tuya ve üç karoyu aldılar. Üç karoya yine bir double atar mı? Pas geçer, zon bağlamıyor çünkü. Bence atmaması lazım. Double attı. Evet. Bıraktı. Vallahi bıraktı. Şimdi ne alıyor? Bir kör alıyorlar. Bir kör, bir tref, iki. Bir pik, üç. Zor. Yani yapabilir karoyu. Bence çok büyük bir hataydı. Üç karoya double. Çünkü hem zon bağlamıyor. Elinde 6 puan var Diana'nın. Böyle bir hatayı nasıl yaptı bilmiyorum. 6 puanla double attı. Aslında kör tutuşunu vermesi lazım. 3 karaya 3 kör demesi gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü 3 kara... Evet, bunun da belki mağlubiyeti alacaklar bu board'da. Ben öyle tahmin ediyorum sevgili seyirciler. Evet, körünü de aldı. İşte gördüğünüz gibi 2. Şimdi evet, sinek geldi. Şimdi sinek hasta alacak. Müthiş bir oyun sergiledi ve batırdılar. Tebrik etmek lazım. Vallahi tebrik etmek lazım. Oyunu batırdı sevgili seyirciler. Evet, bir batırdı. 100 aldılar. Bununla birlikte öyle tahmin ediyorum. Mohsen Diana ikilisi iki Arjantinli biriciyi, yani Carlos Lucena ile Leonardo Rizzo'yu yendiler sevgili seyirciler. Evet değerli seyirciler, gördüğünüz gibi maç sonuçlandı. 12. board'un sonunda Mohsen Diana ikilisi rakiplerini az bir sayı farkla da olsa yenmeyi başardılar. Umarım siz de keyifle seyretmişsinizdir diye düşünüyorum. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün Starlar Buluşuyor programının ikincisini yaptık sizler için sevgili seyirciler. Bir başka programda bir başka takımla birlikte oluncaya değin hoşça kalın diyorum.